Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar aralarında 9. videomuzda beraberiz. Bu 9. videomuzda bu 6. IP sorusu sanırım. IP adresleme, IP subnetik, IP adresi bulma gibi başlıklarda yayınlanabilir aslında bu videolar. Fark eden bir şey yok. IP sorusu da diyebilirim kısacası. Bu soruların farklı farklı çeşitleri var. Kiminde broadcast veriyor, kiminde alt ağ veriyor. Kiminde IP adresi veriyor. Kiminde subnet mask veriyor. Değişik değişik yani verilenlerle sonuçlara ulaşma gibi. Yani bulacağımız şeyler belli aslında. Bu verilenlerle verilmeyenleri bulmaya çalışıyoruz diyebilirim. Diğer videoları izlediyseniz zaten 8. videoysa bu eğer. Yani 8 tane videoyu izlediyseniz bundan önce çektiğim. Zaten konuya yakınsınız diyebilirim. Çünkü 5 tane IP sorusu vardı onun içinde. Burada bize main network öğrenmiş soruda. 176.192.0.0. Bu bizim ana network'ümüz. Yani main network ne demekti? Bu içinde subnet yok. Makine adresi de yok. Yani sadece şu kısım. Onu da göstereyim tekrardan. Şu bitleri sileyim altından. Bunları da demin soru çözerken yazmıştık. Aslında şurayı da düzgün bir şekilde yazabilirdik ama artık böyle kargacık burcu karışık oldu biraz. Ben bunları düzelteyim bir. Düzgün bir yazayım. Ben şunları da bu şekilde göstereyim. IP sınıfları. Düzgünce tekrardan yazdım bunları. 16 bit olur. Şuradaki görüşü de vereyim. Şöyle düzgün olsun. Buradan C sınıfı ise 24 bit yer tutar. Yani bu şekilde bunları da sınıflandırdıktan sonra makine numarası. IP adresimiz zaten IP adresi toplamda 32 bitti. Yani bunun haricinde yazmak gereken başka bir şey yok. Onun dışında böyle çeşitli notları yine alırım bu kısma. Yani bunları akılda tutalım arkadaşlar. Şu ilk kısım A numarasına, ikinci kısım sabit numarasına, üçüncü kısımsa makine numarasını tutuyordu. Ben bunları yazdım çünkü sık sık kullanıyoruz. Daha önce karışıktı biraz. Burada bize main network verilmiş. Main network 166.192.0.0 şeklinde verilmiş. O zaman bu main network'ümüz hangi sınıftadır? 176 neydiydi? B sınıfı değil mi arkadaşlar? 16 bit yer tutar. O zaman burada 16 bit B sınıfı olduğu için yer kaplar. Daha sonra arkadaşlar burada ne vardı? 22 demiş. Burada subnet maskı 22 vermiş. Bu bilgiye göre. O zaman şurada ne olur? 22'den 16'yı çıkarırsak burası da 6 olacaktır. Subnet bitimiz 6 şeklinde bulunacaktır. Makine numaramız geriye kaç kalıyor? Geri 6 kalır yine. Pardon, özür dilerim, 6 diyorum ya. 10 kalır. Burada biraz yanlış söyleyebiliyorum biraz. Daha deminki soruda da yanlış söyledim. O toplama çıkarma işlemini. Dediğim gibi yani orada insan evladıyız, hata yapabiliriz. Burada main network bize verilmiş. Biz buradan bulduk az önce. B sınıfı olduğunu bulduk. 88A numarasına. Buradaki şurada farklı göstermiş ama burası benim gösterdiğim gibi doğru. 6 bit sabit eder. Makine ise 10 bit ayrılmıştır. Burada yazmışız yine. Burada verilen bilgilere göre IP adresini bulabiliriz aslında. IP adresini nasıl bulacağız? Bu makine 680. makine 54. subnetmiş. O zaman biz subnet kısmını bulalım hemen. Şu 680'i ikilik sisteme çevirsek ne olur? Hemen çevirelim isterseniz. 680 desimalden 680'den çevirelim bakalım. Gördüğünüz gibi çevirdi burada. Bir çevirme işlemini tamamladı. Hemen bakalım doğru mu çevirmiş. Biz makine numarası yani şu 10 bitlik olan kısma kadar bulacaktık. 3, 5, 7, 10. Gördüğünüz gibi burada 682'lik sisteme çevirince bu şekilde bulduk sonucu. Makine numarasını da yerine yazıyoruz. 10. Tekrardan bir 1 0 1 0 1 0 1 3 tane 0. Gördüğünüz gibi burası doğru. Daha sonra bizim subnet kısmını yazmamız gerekiyor. O kısmı ise 54'ü çevirmemiz gerekiyor. İkilik sisteme. Convert diyelim.
Bakalım nasıl çevirecek. Çevirdi arkadaşlar. Onu şu baştan sıfırlar almıyoruz. 1-1, 0-1, 0-1, 0 şeklinde bulunur. Gördüğünüz gibi hepsini yerine yazdık. Gayet basit. Şu 166, 192'yi değiştirmiyorduk. Neden değiştirmediğimizi söyledik. Çünkü B sınıfı. B sınıfında ilk 16 bit sabittir. Kesinlikle değiştiremeyiz. Bunları yerine yazdıktan sonra bu şekilde. Nasıl yazdığımızı anlamışsınızdır. Zaten şuradan hemen siteye girdim. Desimalden 1000'e çevirdim. Şu 680 makine kaçıncı makine olduğunu verdiği için ikilik sisteme çevirdiğimiz zaman şu 10 bitlik alana yazıyoruz çevirdiğimiz sonucu. Daha sonra 54'ü de ikilik sisteme çevirdik. Burada subnet için ayrılmış 5 bit kısmına 6 bit kısmına yazıyoruz. Daha sonra şuradan bir çizgi çizmiştik. Şu kısım makineyi, şu kısım subneti ifade ediyordu. Şurada nokta var ya arkadaşlar. Şu noktalı olan kısmı tekrardan hesaplıyoruz noktadan. Şu kısmı tekrardan hesapladığımızda ne çıkar? Ben hemen burada hesaplayayım. Bakalım yanlış mı doğru mu? Onu da görelim. Ne diyor burada? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Convert diyelim. Şeklinde bulduk şurayı. Bakalım doğru mu? 219 demiş. Bir yerde yanlış mı yaptık biz? Tekrardan bakalım hemen o kısma. 1 0 bu IP adresi, bu broadcastmiş, o yüzden 219 görünüyor. IP adresinde 218 olması gerekiyor. Bu IP adresi. Evet, şurada yazmışız zaten. Şu kısmı hesapladığımız zaman hemen orayı da göstereyim isterseniz şöyle. Yani göstermeye gerek yok ama aslında. Şu kısmı hesaplayacağız arkadaşlar. Bunu çevirdik ikilik sisteme. Şu kısımları hesapladığımız zaman şuranın toplamı 218 verdi. Şu kısmın toplamı ise 168 verecek. Onu da hesaplayalım, görün doğruluğunu yanlışlığını. Yani işlem adımları doğru. Bunu göstermek için yapıyorum. 1 0 1 1 0 1 2 3. Hemen convert diyelim. Burası da 168 şeklinde çıkacaktır. Çıktı arkadaşlar, 168'i bulduk. Daha sonra broadcast'i bulmamız gerekiyor. Broadcast'i bulurken nasıl bulmamız gerekiyor broadcast'i? Daha önce de bunu söyledim. IP adreslerinin tamamı bir yazılır. Diğerleri aynı kalır broadcast bulunurken. İsterseniz onu da buraya yazayım. Broadcast nasıl bulunur? Broadcast IPv4 0 kalanlar aynıdır. Broadcast'imizi bu şekilde bulduk. IP bitleri 0 mı dedim ben orada, yanlış dedim. IP bitleri 1 olması gerekiyor. Her neyse arkadaşlar, öyle düzelteyim hemen. Böyle hatalar olabiliyor çünkü bayağı video çekiyorum şu an. Subnetimiz aynı. Yukarıdakinin aynısını geçirdik subnet'e. IP bitlerini 1 alınca ne çıktı burası? 219 olur şu kısım. Çünkü şuraya 1 bit daha eklendi ya. Şuraya tekrardan hesaplayacak olursak şu alanı 219 şeklinde bulacağız. Hatta ben bunu şu şekilde şu kırpıcı üzerinden göstereyim ki. Şu kısmı broadcast'i tekrardan yazdık. Şunun hepsini bir olarak. Şu bir değiştiği için bir ekleyeceğiz. 219 şeklinde bulunur. Subnet mask'ı bulmak için arkadaşlar, sub mask dediğimiz şey de broadcast subnetlerinin tamamını bir alıp IP'lerin tamamını sıfır almamız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi tamamı bir alındığı zaman şurası IP bitleri de sıfır alındı. O zaman ne olur? Şuradan 2 çıkarmamız gerekiyor. 218'den 200. Ama şuranın tamamını 1 aldık. Tekrardan hesaplamamız gerekiyor. Yani 255'ten 3 çıkarın. 252 kalır. Nokta 0. Yani subnet maksimumuzu ise 166.192.152.0 şeklinde bulabiliriz. A adresini bulmak için yapmamız gereken şey IP bitlerinin tamamını 0 almak. A adresini bulmak için. IP bitlerinin tamamı 0 alınır. Subnet max ve A numarası olduğu gibi kalır.
Yani şu subnet max ve ağ numarasına dokunmayacağız. Olduğu gibi kalacak onlar. Ağ adresini bulurken. O da ne yapar? Şu kısım. 218'i zaten yukarıda bulmuştuk o kısmı. Yalnız şurada bir hesaplama hatası var sanırım. Şuranın toplamı 218 çıkmaz. Çünkü şurası 218 olarak biz burayı bulmuştuk zaten şu kısmı. X'i 2 olması gerekiyor. Çünkü şuradaki 1 değişmiş şurada. 0 olmuş. 216 olması gerekiyor. Onunla yanlış yazmışız. A adresi 166.192.216.0 şeklinde bulunur. İlk makine ise ilk makine nasıl buluyorduk? A adresine 1 ekleyerek buluyorduk. 166.192.218.1 şeklinde 216'ydı. Şurayı değiştirdik. Nokta 1 şeklinde bulunur. Şuraya 6 yapayım. Şurası da 6 olacak. Hatta güvenmiyorsanız bir hesaplayalım. Hemen hesaplayabiliriz yani sıkıntı değil. Yalnız şunun başına sonuna 2 sıfır da eklememiz gerekiyor. Yanlış hesaplayacak. 54 şeklinde hesapladım. 216 şeklinde bulduk. Şurada bir işlem hatası yapmışız. Son makine ise 166.192.219.54 olarak bulunur. Son makine ise broadcast eksi 1 olarak bulabiliyorduk. Bunları da ben notunu alayım isterseniz şu kısma yazayım. Hemen bütün notlarımızı alalım şuraya. Neler vardı yazmamız gereken? Arkadaşlar sorunun çözümü bu kadar. Ama ben notları da çıkaracağım yine. Bununla ilgili şurada şeyi de bulduk. Maksimum 6A sayısı ve makine sayısını da bulduk. Kaç tane 6A olur bunda? Nasıl buluyorduk onu? Hemen şurada tekrardan göstereyim. Şu kısımda. 6A bizim kaçtı sabitimiz? 6 idi sabit numaramız. 2 üzeri 6 nokta eksi 2 şeklinde buluyorduk. Ne olur? 64 eksi 2'den 62 olarak bulunur. Makine sayımız makine için ayrılan bir sayısı 10'du. 2 üzeri 10 eksi 2 şeklinde makine sayımızı bulabiliriz. Ben soruda notların hepsini yazayım nasıl bulunduğuna dair. IP adresinin zaten nasıl bulunduğunu soruya göre değişiyor ama ben broadcast'in nasıl bulunduğunu yazdım. IP bitlerinin tamamı 1. Kalanlar aynı olacak şekilde bulunuyordu. Subnet maskımız var bu. Subnet maskımız. Çünkü subnet'in maskesi. Subnet mask da IP bitleri 0. Subnetler ise 1 alınır. Subnet max diye yazayım şuraya. Subnet max. Mask pardon. IP bitleri 0. IP bitlerimiz 0. Subnetler 1. Şuraya virgül koyayım. Subnet 1. Şeyler ise kalanlar ise aynıdır. Değişiklik yapılmaz. Haricinde başka bakalım ne var burada? A adresi var. A adresini bulurken alt A adresi de diyebiliriz buna. Alt A adresi diyeyim hatta. Çünkü o şekilde A adresi değil de alt A adresi burası normalde. Fark eden bir şey yok aslında ama IP bitleri sıfırdır. Kalanlar aynıdır. A adresi diyeyim. IP bitleri 0. Kalanlar aynı. Onun dışında başka söylemem gereken ne var? Hemen bakalım ona da. Şurada A adresleri var. Onları söyledik. First address. First address dediğimiz şey A adresi artı 1'dir. First machine diye yazalım. A adresi artı 1. Last machine son makine. O da nasıl bulunuyordu? Broadcast artı 1 şeklinde bulunabilir. Onun dışında söylemem gereken başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Şunları biraz düzelteyim, şekil vereyim.
Onun dışında ne var bakalım? Subnet alt alt sayısını nasıl buluyoruz ve makine sayısını nasıl buluyoruz? Onları da yazayım. Şuraya. Q'yu an eksi 2 şeklinde oluyor. Onları yazmaya gerek yok aslında. O zaman öldürmeyelim orada yine. Bu şekilde arkadaşlar sorumuzu çözdük. Umarım hepsi anlaşılmıştır. Anlaşılmayan şey olursa söyleyin. Yine video çeker hemen atarım. O kısmı anlatırım. Anlamadığınız bir şey varsa özellikle. Yanlış söylediğim kısım varsa yine yorum kısımlarını düzeltirsiniz. Yani soruların çözüm yolları genelde bu şekilde. Ufak tefek işlem hatalarım belki vardır. Yani şu kısmı zaten söyledik. Nasıl düzelteceğinizi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize derslerinde de başarılar diliyorum. Umarım sınavlarda başarılı olur. Direkt iş hayatına atılırsınız. Ülkeye, vatana, millete faydalı olabilirsiniz umarım. Onun dışında diğer soruya geçeceğim. Bu 9. sorumuzdu. 10. sorumuzda görüşmek üzere.